Silik oldu. Şimdi tekrardan başlıyoruz. Su kaynayınca erişteyi salacağım. Hemen kaynasın. Ne oldu oğlum? Yemek yapıyoruz oğlum. Ne yemek yapıyorsunuz? Erişteyi suyu kaynamadan salamıyorum. Salması lazım. Suyun kaynaması lazım. Erişteyi salmamız için. Su kaynasın. Oh. Ondan sonra hemen erişteyi katacağız. Erişte pişecek. Ondan sonra da şöyle hafif dişe girecek kadar pişecek. Ondan sonra mercimeği katacağız. İkisi beraber bir 10 dakika daha pişince ikisi aynı ölçüde pişmiş olacak. Bu şekilde orantılamış olacağız ikisinin pişme süresini. Yani o zaman çok güzel oluyor. Mercimeği biraz diri bıraktım haşlarken. Erişteyi de bu suda biraz haşlayacağım. İkisinin de pişme derecesi aynı ölçüye gelecek. Yoksa mercimeği çok haşlarsanız, erişteyi çiğden katarsanız mercimekler içinde dağılır gider. Yani püf noktası yemeklerin bu şekilde oluyor.